Aa, tatlı yok burada abi ses. Çok merak ediyorum. Bunun menüsü bu arada yok mu ya? Yaparsan... Hatırlamıyorum o an ne yaptım acı. Sen şu masadaki en büyük burada şeker. Kameram ortasına mide menüsü koyacağım. Skandal. Ben alıyorum. Varoluşsal amacını kaybedecektin evet, o zaman. Hepinize merhaba arkadaşlar, Ceren'lerdeyiz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte konutlu video çekiyorum. Intro asla da yapamam intro. Arkadaşlar ben de varım, beni unutma sakın. Evet, aynen, listesinde var. Konumuz şu arkadaşlar. En güzel, en hızlı yemek siparişini kim veriyor challenge? Bir de böyle yapmaz. Arkadaşlar şimdi ben bu yemek siparişi verme konusunda zaten aşırı usta bir insan oldum artık. Ya o doğru. Bu doğru. Bu doğru. Ve de menüyü birbirine uydurma konusunda hala bir tık usta olamamış olabilirim. Çünkü... O konuda da ben usta olduğumu düşünüyorum. Bir evet, önceki videonda sana hazırlandığımda düşünüyorum. Anlayacağınız kanalda bu tarz daha fazla içerik görmek istiyorsanız eğlenceli videoyu beğenmeyi lütfen şimdiden unutmayalım. Canan senin kıyafetin de çok güzelmiş baktığınızda ya. Teşekkür ederim. Yeni kendiş, aldım arkadaşlar. Kendiş. Linkini isterseniz aşağıda isteyenler artık bir yazsın. Instagram'a gelin, oradan takip edin. Hepsini linkliyorum. Şuraya Instagram'ları bıraktım. Koydum. Ama benimkini bırakamıyorsun işte. Seninkini bırakamıyorum. Buradasın, dokunamıyorum, çok saçma. O zaman işte uzatmadan Ayşe'ye yallah kutbağa yapıyorum. Çünkü yallah kutbağa. Ben çıkıyorum odadan o zaman. Evet. Ben de... Dakika dur kafamda! Hazırsan! Hazırsan! Kafamda hiçbir şey yok. Bir dakika. Ama zaten olmaması lazım. Tamam. Ben de birazcık bulandırayım ki. Tamam. Süreden... Arkadaşlar 2 dakikam var Ceren. Tamam. Siz de gördüğünüz gibi kronometrem ben hazırladım arkadaşlar. Başlatıyorum. Tamam. Hazır mısın? Tamam, hazırım. Başladı. Bence tavuklu bir şeyler söyleyebilirsin. Ya bir dakika dur, kafamı karıştırıyorsun sen. Bir de künefe yersen güzel olur bence. Ya künefe falan istemiyorum, bir dakika dur. Ayran? Niye söylesem? Dur ben ayran dur. Salata seyirci söyleyecek misin Ceren? Evet, evet. Bu arada geçen bir hamburger denedim. Çok güzeldi. Evet. Sen ne dersin? Bakayım güzel olsun değil mi soframız? Bir dakika dur bakayım, salata da yapalım. Salata da söyleyelim. Son bir dakika, dakika dur, tamam. Bekle. Aa, tatlı yok burada dış ses. Aa, neden? Dış ses burada tatlı yok, burası olmaz. Ama buna çok üzüldüm. Neden? Çünkü... Neden? Sıran gidiyor. Kaç dakikam var? Kaç dakikam var? Çok tam söyle. Tam 1 dakika 2 saniyem var. 1 dakika 2 saniyem var. Şu an 1 dakikanın altına düştük. Siz de görün arkadaşlar. Tatlı nerede var ya? Allah kahretmesin ya. Ya bence künefeci bul. Ben ne künefecisi? Tek başına künefe söyleyemem ki. O zaman sufle. Yok yok, hiçbir yerde yok tatlı. Kafayı yiyeceğim. Kaç dakikam var? Tam 36 saniyen var. Abi yok. Süren ya, daralıyor Ceren. O yüzden hızlı ol. Bana çok güzel bir sofra getir. Tamam. Burada var mı şey? Adını sen söyle. Tatlı. Son 20 saniye. Tam tatlı var mı? Bir dakika. Sakin ol Ceren. Tamam, evet. Tamam. Arkadaşlar Ceren yetiştiremeyecek gibi. Tamam, son 10 saniye. Tamam Ceren sakin ol. 10, 9, 8, bekle, 7, dur, tamam. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tamam. 0. Tamam. Bitti. Arkadaşlar Ceren süresi de bitti. Ceren çok merak ediyorum. Ne kurdu? Bir şey olmadı ya. Ya merak etme, Ayşe'yi de böyle darlayacağım. Bak beni sen çok stres yaptın ya. Ya çok üzüldüm. Ben bu sepeti onaylıyorum o zaman ben. Tamam. Künefe söyle. Buna bir şey söyleyeyim. Künefe söylemedim ama seçeneklerde vardı ama ben yakıştıramadım. Şeyle söylediğim şeyle künefeyi tamam, yakıştıramadım. Uyumlu değildi yani. Arkadaşlar 2 dakika bana acayip kısa geldi. Nedense çünkü ilk girdiğim yerde tatlı yoktu. Ben tatlı yoksa asla olmaz diye düşündüm. Ve farklı bir şeye girdim falan falan. Ya benim pek içime sinen bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Bakacağız. Dış ses ne diyecek bakacağız. O yüzden arkadaşlarla Ayşe'yi çağırmaya gidiyorum. Gidiyorum buralardan. Evet Ayşe, hoş geldin. Hoş buldum. Hazır mısın sen peki? Evet hazırım. O zaman 2 dakika süren olduğunu unutma. Tamam. Ceren'i çünkü 2,5 dakika vermiş miydim acaba diye düşündüm. Tabii ki de vermedim. Sana tamam, haksızlık yapmazsın dışı. Evet, teşekkür ederim. O zaman ben hazırsan ekran başlatıyorum. Sen de süreyi başlat. O zaman 2 dakikam başladı arkadaşlar. Evet. Ayşe 2 dakikam var.
kulağın bende olsun çünkü tamam. Sana yönlendirme yapabilirim. Tamam. Sakın bana tostçuya girdin söyleme. Hayır. Bak bu arada hayır. Terk Ünefe söyle çünkü Ceren söylemedi. Ben önce bir bakacağım ne söyleyebileceğime. Sırayla bir neler var neler yok. Salata evet. Söylemeyi unutma bence çok büyük bir etken olur. Yoksa waffle mı söyleyeceksin Ayşe? Hayır. İçecek kola mı olur? Bilmiyorum. Bu arada geçen gün bir hamburger yemiştim. Gerçekten çok güzeldi. Sana da tavsiye ediyorum. Sanki önündeki o mu acaba? Yani bilmiyorum ama ben etkileniyorum. Yoksa pizzaya mı girdin? Bunun menüsü bu arada yok pizza mu ya? Yaparsan muhakkak dur. Sucuklu olsun. Amcim. Son 1 dakika 15 saniye. Tamam. Arkadaşlar tamam, gördüğünüz tamam. Gibi 1 dakika 15 saniyenin altına düştü. Evet. Peki seçtim. Kaşarlı olsun. Tavuk döner mi o? 1 saniye. Hayır. Muhakkak içinde marul olsun. Sanırım evet, Ceren'den ekledim. Daha kötü olacak Ayşe böyle olursa bir dakikanın altına düştün. Diyorum, son 55 saniye benim işim bu sepetime konuşmak. Sepetime bakmam lazım. Tatlıyı unuttun sanki. Hayır. Tamam İçecek. Onu ayırıyorum sepeti bitti. 45 saniyen var Ayşe daha. Wow. Peki iyi bir menü söylediğini düşünüyor musun şu anda? Bak yani daha süren var. Ceren'in ne söylediğini bilmiyorum ama Ceren'e göre iyi mi onu da bilmiyorum ama bence herkesin sevebileceği bir şey. Uyumlu mu oldu peki söylediklerin? Hayır. Çünkü süren var hala uyumlu bak. Uyumlu sevmem. 30 saniyen var. Hayır. Yani tamam, iyi olduğunu düşünüyorsun, tamamsın. Evet. Ya çünkü peki. Herkesin beğeneceği bir şey. Beğenmeme ihtimalleri yok. O zaman yemekler geldikten sonra görüşürüz. Görüşürüz dostlar. Biz geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim geldi. Siz biliyorsunuz ne söylediğini. Ayşe'nin ne söylediğini çok merak ediyorum. Miso'dan söylemiş. Hadi aç öncesini. Hayır senin. Kaç yapma kaç. Tamam. Tekte. Bu arada bana da söylemediler arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Tekte. Hayır dur tamam. 1, 2, 3. Ya sen açıyorsun. Tamam hadi açıyorum. Bence pizza yani artık bunu anlamayan da yoktur. Evet. Pizza mı? Aaaa. Orası ayrı bir kötü olmuş. Mükemmeli dans. Size de gergin anlar Türk iş pizza bu. Peki Türk bir şey söyleyeceğim. Sibaro'nun içine koymasının sebebi ne acaba? Vallahi hiç bilmiyorum da. Sipariş yeri orası mı? Ters köşe yaptın Ceren. Bir tık severim. Şunu da açacaksın. Şimdi pizza kutusunda pide gelmesinin sebebini ben tam çözülemem ama kutusunda pide giden söylemişim. Bu da tatlım. Sufle. Bana bir kulak vermişsin biraz sanki. Bana bir kulak vermişsin bir ara. Hani evet yani bir sufle. Menü değerlendirmeni çok merak ediyorum. Ben açmadan önce söyledim. Hayal kırıklığı. Ayşe sen de söyledin umarım daha güzeldir falan. Hayal kırıklığı söyledim ben. Hamburger mi o? Evet. Tabii ki de hamburger arkadaşlar. Evet yani. Ama yani sanki ekmeği hamburger ekmeği değil gibi. Değil mi? Hı-hı. Ne bu? I don't like. Abi skandal ya bu ne? Bakayım. Ayşe sen bunu görerek söylemedin mi? Menüydü bu ben şak diye söyledim. Hatırlamıyorum o an ne yaptım acı. Bir hocam hamburger içinde sosis falan var. Aa bu bildiğin şey mi? Abi ya? Bunu ben söylerken ne söyledim? Bu ama bu değil sanki benim söylediğim ya. Hamburger mi söyledin acaba? Hayır evet. Bir bakabilir misiniz ya telefondan? Bu ne hocam ben bu içeri hiç beğenmedim bak çok sinirlendim. Lütfen bakar mısın? Bakalım. Arkadaşlar Ayşe'nin ne söylediğini zaten gördünüz de. Arkadaşlar yani Ayşe şu an bilerek yapıyor. Hayır gerçekten. Kötü geldiği için. Ama ben bunu beklemiyordum. Menü söylemiş. İsoburger menü. Tamam. İsoburger buymuş tamam işte. Tamam ya. Öf ben ona hamburger diye söylemiştim. Hani İsoburger. Abi zaten İso. İso'nun şeyi bu konsepti arkadaşlar, bu yani. Arkadaşlar baktığım burgercilerde yoktu tatlı. Yani şimdi bir. Vardı elmalı sufle bilmem ne cartçutlar mekanısı falan. Ya hayır ben burger'a girdim direkt burger onlar çıkmadı var. Bu el yapım burgerler ev burger evleri çıktı yani McDonald's ve burger falan çıkmadı normal olarak. Şu küçük şeydi ne var? Patates. Çok küçükmüş. Sen onu tekrar kolu yersin. Ben bir künefemi de açar mısın? Çok künefemi açmam ama künefemi açarım. Künefe. Arkadaşlar siz baya bana kulak vermişsiniz bu arada ya. Künefe, sufle falan. Arkadaşlar bütün tadım kaçtı ama yiyeceğim. Ceren suflenin kapağını kaldırsana bir. Nasılmış? Pudra şekeri yok galiba üstünde. Çok iyiyim. Sen şu masadaki en büyük pudra şekeri. Arkadaşlar eksikleri söylüyorum yavaş yavaş. Gerçekten tek konu mu? Konu mu gözüne bak. Antep fıstığı yok bunda da var. Var içinde. Kaymağı yok. Al. Eksik olmak isteyen buluyor yani. İşte bazıları. Onlar ekstra ücret ya. Bu kaymağı ekstra ücret atar mısın? Ay atar mısın? Ekstra ücreti falan değil. Benim elim ayağım dolandı. Benim hayalim normal bir cheeseburgerdi bu arada yemin ediyorum. Böyle bir hayalim vardı. İso'nun konsepti. Burger yazıyor ne yapayım? Burger yazınca o çıkıyor. Kumrucu olduğu için. Konsept kumru tamam mı? İso burgerde, burgerde bir çığır açmak istemiş. Benim de gülüm şuradaydı inanır mısın ya? Yemek istiyordum. Ses yer misin? Kız ortasından verem ortasından. Tatları nasıl peki? Midemi en ince söyleyeceğim. Patates kapması bir tık soğumuş. Patates kapması soğuyunca hiç güzel olmuyor ya. Valla bence güzel ya bunun eti meti. İç malzemesi güzel gibi evet görünüşte. Şunu bir açar mısın ya? Değerlendirme için yemen lazım. Hı hı. Bakıyorum arkadaşlar.
Bazı şeyleri hemen sıcak yemek daha güzel oluyor. Benim gibi az önce geldi ya. Benimki de gelmek istedi ama neyse. Arkadaşlar fiyat performans da yapacağız şimdi. Ben unuttum. Ben şu sufle, ayranla pideye 55 lira verdim gibi hatırlıyorum. Hı, çok farklı. Ben bir şey söyleyeceğim. Patatesi de baksana sevmeyeceksin. Şimdi yiyorum da. Ha, arkadaşlar ben 55.97 vermişim 56'da. Ayşe de 59.50 vermiş 60'da. Bu pidin tamam. Evet, o kuşbaşı pide. Ama bunu böyle çiğnemek oldu. Zor bu arada. Etin şeyi geliyor bana. Gerçekten büyük bir trajedi yaşıyorum. Ceren bu etler şey geliyor ya, bana bunu ver yemem ben mesela. Ses hiç memnun değil. Arkadaşlar Distes hangimizi seçecek, benimkini daha yemedi. Ama bir şey söyleyeceğim, eti güzel gelmedi bana arkadaşlar ya. Ben et anlamam. Kardeşim etleri şuraya koy, attır. Abi neden eti hamur yiyeceğim ya? Ceren bu pidenin ismi neydi peki? Kuşbaşı değil mi bu? Ya kuşbaşı gibi görünüyor evet ama ben pidede kıymayı daha güzel buluyorum mesela. Bak bu kuşbaşılı kaşarlı pide. Kesinlikle kuşbaşı kaşarlı pideyi net çok yani. Seviyorum ama... Ben tadından anladım, görüntüsü de öyle gösteriyor. Yani buradan daha iyi yapan yerler tanıyorum Antalya'da. Kesinlikle bin kat. Mesela şey diye düşündüm. Acaba bu pidenin yanında mesela daha güzel şerbetli bir tatlı olur muydu Ceren? Yani sufle, mesela pizzanın yanında sufle 10 numara. Ben o yüzden düşündüm ki biraz... pizza çıkacak sandım ve sufle 10 numara. Ama yani hayal kırıklığına uğradım, pizza kutusundan pide çıkmasından. Bu arada künefe vardı, ben sırf şey yapmak için hani kezat tatlı. Hani bir yemekte bütün hani başka bir mutfakla yiyelim diye. Ama ayran ve pide hani, yani çok şöyle... güzel. Yani heyecanlandım demiyorsun da. Ben ayran ve pide mesela çok uyumlu buluyorum. Mesela şey gibi düşün, kuru fasulye pilav. Yani kuru fasulye cacık gibi falan. Ya, Ayşe Ceren. Ayşe Ceren. Benim ama hayal, ya ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım ya. Ya ben gerçekten cheeseburger falan böyle. O an cheeseburger bir yere gördü gözüm, tamam mı benim? Onu aldım falan sandım. Ama yani... Ya ben Burger King'den de falan söylemek istemedim. Abi çok aceleye geldi ya. 2 dakika ama bence azdı. Ama 2 dakika azdı. Süre çok kısıtlıydı. O biraz benim sizde anladı. Benim kafamda Adana, işte salata falan ekledim menüye. Sonra dükkanda tatlı yoktu Ayşe. Ben de bir yere... Yani küp şeker olsa küp şeker söyleyeceğim ama yok. Değil mi? Hı hı. Benim tatlı okeydi ama bu... Seni o da hayal kırıklığına uğrattı çok o zaman. Çok büyük. Yani ben şöyle burger evlerine baktığımda tatlı olan tek yer burasıydı, tatlı menüsü olan. Aslında var, bence hepsini farklı yerden söyleyebiliriz. Eğer üçümüz öyle geliyorsa. Ben o anda şey olarak düşündüm. Bir dükkanı halletmemiz lazım hepsini gibi düşündüm. Ben de hani sana daha önce bir videoda sipariş vermiştik ya tek bir yerden. Ben onu odaklı oldum. Tak 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 söyledim. Siz ses bunu tadına ama bakman Ayşe'nin lazım. De tam. Ya biliyorum bakmak istemiyorsun ama. Arkadaşlar tadını da kontrol yapalım. Tat kontrol yap. Dur şu düşecek. Ay. Tutacağım onu ben. İnanamıyorum. Dış ses benim ısırdığım şeyi yedi. Çok skandal. Bom. Bak sakın yüzünü ekşitme. Beğenmedin mi yoksa? Normal kuru gibi işte. Ekmek bayat değil mi Ayşe? Hayır, soğumuş. Ya bununla ilgili başımıza gelen şeyi söylemek istemiyorum ya şey, ama yani. Ya soğukluğundan dolayı değerlendirmek hata olur da. Yani ama bu da soğuktu bence. Çok normal. Çünkü belli bir mesafeden geliyor ya. Ya bekledi yani ikisi de. Arkadaşlar ben şu künefeme... saatten sonra künefe yemek zorundayız. Evet. Yemeliyiz. Of abi çok merak ettim. Güzel gözüküyor. Evet, künefe bana da güzel gözüktü. Bakalım tadı da öyle mi? Olmuş mu? Soğumuş diyor. Soğumuş mu? Ama soğukluğundan dolayı hani kötü değerlendirmek birazcık haksızlık olur. Ama tadını alamıyorum. Ha tadını güzel anlamadım. Ben alıyorum. Künefe yiyorum şu an. Bir daha yemem lazım. Afiyetler olsun. Güzel mi, tadı nasıl? Ben vallahi şerbeti çok, mesela ben nasıl? Şerbet olacağım. Oranı. Şerbet oranı tam istediğim gibi benim çünkü ben çok şerbet sevmem. Künefe yiyor gibiyim. Hani bu 10 liralık hazır künefe gibi değil bence. Evet, evet değil zaten. Şimdi. Ne bakacağım şimdi? Bence güzel. Suple. Ben mi bunu? Dış ses. Evet. Sen ne düşünüyorsun menülerimiz hakkında? Ben menüleri aslında uyumlu da buldum. Şu an künefeye odaklanmıştım. Böyle künefenin gayet bence şeyi güzel. Var olmuş. Sufleyi de gördüm. Sufle de güzel görünüyor. Sizce ben nasıl? Ben sufleyi beğenmedim. Sufle sıcak olması lazım aslında. Evet, onu yani mesela bir mikrodalgada ısıtıp gelebilirdik. İşte ama yani hani varoluşsal amacını kaybedecekti evet, o zaman. Evet ben yemeği devam edeceğim. Siz sohbet edebilirsiniz. Ama sen de varoluşa tersin Ceren yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak mesela ben pide ya da şimdi kıyas yapacak olursak şu iki menüden. Pide mi? Kumrucu İso'nun neydi ismi unuttum. İso Burger. İso Burger değil mi? Kendine benim az. Benim çizim. Ya bence bu biraz daha güzel tadı geldi pideye göre. Ya pide bir de herkese hitap eden bir tat değil ama evet. Zaten öyle abi bir gel. Abi sosis salam da herkese hitap eden bir tat. Hayır. Ama şimdi ben bak, neden biliyor musun? O pideyi ben kuşbaşılı beğenmedim. Ben çok beğendim. Çünkü arkadaşlar, etler çok büyük geldi üstüne. Yani kuşbaşılı değil de kıymalı olsa okeydim. Şimdi okaydım. Bak birazcık bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor. Tamam, kuşbaşı şey değişir yani çok güzel, normal. Tamam bunu anlıyoruz ama objektif baktığımızda
sosis, salam, sucuk. Her insanın... Peki künefe mi yersin, sufle mi? Et. Abi yerim abi yani. Künefe yerim tabii ki. İşte ben de künefe yerim tabii ki. İşte bak. Yani. Oturmuş kalıplar vardır. Dış ses de bundan bahsediyor muhtemelen. İyi künefe yani. Aa dış ses sen hiç yemedin. Bakma öyle kedinci yere bak dedim. Gel. Bir şey söyleyeceğim zaten. Bana çatal koymadığınızdan... Niye koydun? Her şey anlaşılmış. Stüdyo sahibi sensin. Arkadaşlar, bir şey diyeyim mi? Benim için arkadaşlar, bitti arkadaşlar. Ben arkadaşlar durun. Kayıtta değil de dayağı ye. Kayıtta ya, kırmızı ışık. Hayır, kayıtta da. Ay. Seni çok seviyorum kardeşim, tamam mı? Ben kapatmadım kardeşim mikrofonu. Ama mikrofon kapalı. Cirinin psikolojisi bozuldu çünkü. Şakaydı arkadaşlar, devam edebilirsiniz. Ay. Korkunç bir şakaydı. Yani biz de burada eşek başı değilsek bunları da kontrol edelim yani, değil mi zahmet? Yani. Sinirim çok bozuldu. Bu ayki maaşına zam yok. Bu ayki maaşını kestim. Arkadaşlar bilin ki ücretsiz bir sigortası çalışıyorum. Çalışma Bakanlığı şikayet attı. Aynen Çalışma öyle. Çalışma Bakanlığı. Sigortası işi çalıştırmaktan Ceren Yılmaz'a. Tamam şu künefenin tadına bakmak istiyorum gerçekten. Küçük hadi bir... gel şunu sana ben şöyle bir vereyim. Çok büyük ama. Tamam Sufiye de aç bakalım istiyorum. Ağzını hani mi? Hayır o çok... Ayşe lan. Bak adımla sesle. Ali sen seversin, neden mi istemiyorsun? Beğenmedim şey ben, benim hayal bak. Uçağı dengeli bir şekilde almamız lazım. Ham yap bakayım, uçak geliyor. Hoppala, beğendi valla. Ağzının açışından anladım. Beğendi. Beğendin değil mi? Şerbet güzel. Sufle yemedin, gel. Dur, bir dakika. Bak sufleyi ben yiyeceğim, o yüzden diyorum, çabuk ol. Şerbeti gayet güzel, tadı da güzel ama ben künefe gibi şerbet tatlıları böyle yanında kaymakla dondurma olduğu zaman daha çok beğeniyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben o anki heyecanla beğendiğim hiçbir şey hatırlamıyordum biliyorsunuz ki. Sufleyi de beğenmedim dedim ama beğensem hepsini yiyecekmişim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu yanına kaymak normal ekletmeyi unutmuştur. Ama eridi şirkete bize ya normal. Şirkete kesiliyor ya faturam. Şirket benim. Ben kızlarım diye düşündüm şu an. Valla öyle bir şey düşünmedim. Ama ben şimdi burada şunu de ye. Burada genel bir değerlendirmenin hata almışım. Çünkü mesela birebir kıyas yapmak daha mantıklı geldi. Yani örnek veriyorum künefe mi sufle mi? Künefe. Pide mi? İsoburger mi? Pide. İşte kola mı ayran mı gibi birebir kıyas daha güzel. Çünkü genele baktığın zaman... Bir şey soracağım. Evet. Susar mısın? Evet. Susarım. Dış ses. Hatta. Tansiyonumu ölçün. Dış ses. Sen, şimdi ben sormak istiyorum sana. Neydi bunun adı? Künefe mi sufle mi? Ya ben künefe derim. Tamam sen konuş. Biraz, bu arada çalışma. Künefe derim derken bu şu anki durumu da göre. Zaten buna göre değerlendireceksin. Evet. Ayran mı kola mı? Arkadaşlar tatlarına bakmama gerek yok, ikisini bildiğim diğer için şu olacak. Anki menülerinizin uyumluluğuna göre bakıyorum. Bak ama az önce ben... bir şey diyeceğim, bir saniye ama bak. Ama sen anladın seninkini seçmeyeceğimi. Hayır. Ama bu yeşil mi mavi mi gibi soru. Ama sen şu an beni manipüle etmeye çalışıyorsun. Bir dakika bir saniye, ben pide ayran diyorum. Şimdi bunları menü olarak değerlendirmek saçma olur dedin. Hayır. Yanlış olur dedin. Ama şimdi sen bir yani bir karşılaştırmak lazım. Karşılaştırıyorsun. Bir şey demek istiyorum. Kola mı ayran mı? Ama şimdi hangisi daha sağlıklı diye bakacağım o zaman madem ikisini. Şimdi senin masada söyledik... sağlıklı ne var? Ya bana bir ayran. Söyler misin? Ayran şey mı? Var. Tamam ayranı işte seçiyorum. Et. 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 Yedim hepsini etim. Görünmüyor. Yıllardır yaşıyorum böyle var ya. Böyle dış ses görmedim. Abi yani sosis mi daha sağlıklı? Et mi az önceki? Yani. Ama tamam, ben... konuşmuyorum ben. Yiyeceğim. Neyi değerlendirirken bunu baz aldım biliyor musun? Neyi? Pide ile ayranı daha güzel uyumlu olduğunu söyledim az önce size. Nasıl Ceren ve Ayşe uyumluysa... Pide ve ayran da öyle uyumlu dedik. Ben künefeyi de beğendim bu arada galiba. Beğendim. Ya ben de mesela bunları tercih eder miydim? Tartışmalı. 2 dakikan olsa emin ol sen bunları da tercih edemezdin. Sen bana mı laf çaktırıyorsun? Evet bundan sonra böyle. Ama... Sen seçer misin kola mı ayran mı? Ben konuşmuyorum. Ben söyleyeceğim fikrimi söyledim artık. Ayran dedin mi? Evet. Ben durmadım bir daha. Sence bu lafından sonra da kola demeli miydim? Objektifini kaybediyor hafiften. Hafiften bir sapma var. Zaten tamam, değerlendirmem gereken çok da bir şey kalmadı. Yemek kumru mu? Şey burger mi? Ya ben pideyi beğenmedim onu söylemiştim zaten. Burger'i çok beğendim. İkisi arasını soruyoruz biz. Ya şu an kötünün arasında iyiyi seçiyorum. O zaman bir şey söyleyeceğim. Kötünün o zaman arasında... şöyle düşün. Normal şart, normal bir pide mi yoksa normal bir isoburger mi? Tabii ki de normal bir pide tartışmasız abi, benim için. Abi normale göre yapmıyoruz biz. Ama Ayşe'cim. Ama yeter artık. Ama Ayşe'cim senin söylediğin isoburger zaten çok fazla böyle şey değil. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Beklediğimden bile farklı çıktı. Kabul et. Abi bir şey diyeceğim ya. Ayşe şu an kesiyor birbirini savunuyor. Normal hamburger bekliyormuş bu. Geldi. Evet. Ama isoburgerini savunuyor şu an. Hayır hayır. Beni davada tanıyan avukat. Arkadaşlar bir saniye. Az önce bak ben bundan 3 dakika ya da 4 dakika öncesine gidiyorum. Ne dedin? Ben değerlendirme yaparken menü olarak değerlendirmem olmaz dedin. Kıyaslanamaz dedin. Tamam mı? Evet. Biz de dedik ki
Bu masada yan yana değerlendir. Örnek veriyorum, çatal mı kaşık mı? Ceren'in çatalı mı, Ayşe'nin kaşığı mı mesela? Sufle mi künefe mi? Kola tamam, mı ayran mı? İsoburger Ayşe mi? Bir de Ceren mi? Ya bunu genelleme yapmıyorum. Ama ben genelleme yapmıyorum. Abi genelleme yapıyorsun. Normal diyor ki sana, normal hayatında isoburger mi diyor yoksa pide mi diyor? Hayır, ilk sen de tabii ki pide diyorsun. Ama hayır, bu soruyu diyor ki normal hayatını nasıl tercih ederdin? Normal hayatı sormuyorum ben şu ama an. Ama kız onu da merak etmişti, sormuş. Sonra sen niye saptırıyorsun? Sonra sor. Merak etme, ben bu masanın değerlendirmesini. Ben bu masada dedim zaten, pideyi beğenmedim dedim. Tamam, sen neyi de beğendiğini söylemedin. İsoburgeri daha güzeldi. Ama yani genelde kötü değilsin. Ayşe sen ikileri iyi demedim diye bunu böyle yüklenmeyi oynamana gerek yok. Şimdi ben şunu duymak istiyorum şimdi. Evet. Genel bir değerlendirmede Ceren'in bir tek içeceği kazanırken benim hem tatlım hem burgerim kazandı. Evet. Burgerim. Sunny Side Up. Sunny Side Up olacaktı Side. Side Up. Buraları kes. Yani genel olarak ben kazandım arkadaşlar. Yani benim menüm ama daha iyiydi ama. Ama bunu senin söylemen hiç uygun değil. Allah Allah. Ben zaten sana söyleyecektim. Totale baktığımızda sen biraz sen daha menü ağırlıklı geliyor. Ben sana sadece dedim ki şurada kötünün arasında iyi olarak. Neden düzgünce bir laf sokmadan söylüyorsun? İyi, seninki daha iyiydi. Kötünün iyisi yok. Sadece iyi. Kötüyü cephe at. Ama insanlar da orada ne nasıl olduğunu tadını birazcık hissettirmeye çalıştık sonuçta. Mesela siz hangisini beğendiniz? O zaman siz de yorumlara belirtin. Aynen arkadaşlar, siz hangisini çok beğendiyseniz Ceren ya da Ayşe yazıp daha bence yani daha güzel yazın. 42-21'e gönderin. Aşağı yorumlarda mutlaka yazın bak. Bu videoyu güzel yorum sayısı bekliyorum. Lütfen ayrıca videoyu da beğendim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim evet. Olduğum videoya yorum gelir zaten. Linç tayfa neredesiniz? Linç arıyormuşum. Ay öyle linç. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Herkese iyi günler. Seninle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek en güzel üzere. Mutluluklar sizlerin olsun.